Böyle bir mesele gelişti. Üzerine de biraz yorum yapacağımız bir konu aslında. Şimdi Bilge Yılmaz, İyi Parti'nin ekonomi politikaları başkanı, önümüzdeki dönemde de şeye aday, yani eğer muhalefet seçimi kazanırsa Hazine ve Maliye Bakanlığı'na aday olduğunu ifade etmişti. Yani bununla ilgili açıklama yapmıştı. Akşener'de inşallah ekonominin başına geçecek dedi. Yani açıktan bunu ifade ediyorlar. Şimdi bu niye önemli? Bugünün yarını var. Ne olacağı belli olmaz. Yani yarın öbür gün işte Bilge Yılmaz bakan olursa ve bu süreçle ilgili çalışmalara girişirse, şimdi burada kullandığı ifadeler, yani verdiği sözler önemli bir hal alıyor. Çünkü diyor ki TÜİK'in yaptığı manipülasyonun gerçek sorunlarını yargının önüne çıkartacağız diyor. Tabii bunu neden söylüyor? Özetleyeyim ben size meseleyi, Çetin Bey. İzleyenlerimiz kaçırdıysa onlara da özetleyeyim. Şimdi DİSK TÜİK'ten şey istiyor. Diyor ki siz Haziran 2022'den beri bu enflasyonda açıkladı, yani enflasyonu hesaplarken 400 kalemlik şeyi istiyoruz. Yani bunları hangi paradan alıyorsunuz? Ne kadardan sayıyorsunuz? Bu listeyi bize verin diyor. DİSK bunu istiyor. Fakat reddediyorlar, vermiyorlar. Sonra işte DİSK gidiyor CİMER'e şikayet ediyor. CİMER'den de red cevabı geliyor. Sonrasında mahkemeye başvuruyorlar. Dava açıyorlar. Dava açtıklarından sonra mahkeme, Ankara 6. İdare Mahkemesi bunun hukuka aykırı olduğunu beyan ediyor. Yani açıklaman gerekiyor demeye getiriyor. Şimdi bu aslında çok şey bir durum. Yani düşünebiliyor musunuz? Hani açıklanmaması zaten TÜİK'in de bu kadar güvenini kaybettiği bir ortamda birçok şeyi de netleştiriyor. Bu birçok şeyi de değiştirebilir. Bilge Yılmaz da diyor ki biz bu işte sorumluları yargılayacağız. Bununla da kalmayacak. Oradaki mağdur edilenleri de haklarını şey yapacağız diyor. Yani vereceğiz diyor. Şimdi bu ne demek? Çünkü burada önemli bir konu var. TÜİK'in geriye dönük o açıkladığı rakamların farklı açıklanması, güncellenmesi. Ya burada işte 15 açıkladılar emekliye ama 15 değil de şu kadar olacaktı demesi, oradaki maaş farklarının verileceği anlamına mı geliyor? Ne oluyor yani tam olarak? Yani şöyle şimdi TÜİK'in yapısı zaten bizi herkesi rahatsız ediyor. Çünkü her ay açıklanan enflasyonun, yani bizim yaşadığımız enflasyon farklı, TÜİK'in açıkladığı enflasyon çok çok farklı bildiğiniz gibi. Burada çok büyük bir şey var. Bir tutarsızlık var ama o rakamların nasıl ortaya çıktığında kimse bilemiyor. Ya nasıl olduğunu bakın önceden biliyorduk mesela, yani hatta espri konusu oluyordu. TÜİK yıllarca bize çamaşır mandalı, pimpon topu, yani bunlar saçma ama en azından sepette ne olduğunu biliyorduk biz. Neye göre bu artışlar veya bu enflasyonun hesaplandığını en azından biliyorduk. Yani pimpon topu koymuş, tamam saçma ama en azından biliyoruz ne olduğunu. Şu anda nasıl çalıştıklarını, o rakamları nasıl çıkardıklarını hakikaten kimse bilmiyor. Bunun aslında şeffaf olması lazım değil mi? Mantıklı düşünürsen. Çünkü hepimiz TÜİK'e göre para alıyoruz. Emekliler TÜİK'e göre, çalışanlar TÜİK'e göre. Eğer buradaki yargı yolu geriye dönük işlerse, ya o zaman düşün, hepimizin alacağı var bizim devletten. Şu anda hepimizin alacağı var. Yani biz belki de zaten diyoruz en düşük emekli maaşı bu kadar olmalı. Onun formülü belli. Ama biz TÜİK'e göre zam alıyoruz bir de. Bakın her taraftan kaybımız var. Hem maaş bağlama sisteminden kaybımız var. Üzerine bir de TÜİK darbe vuruyor. Bizim maaşlar, emekli maaşları, yani tabii ki şehir altında kalır. Yok açlık sınırının altında da kalır, yoksulluk sınırının altında da kalır, asgari ücretin altında da kalır. Çünkü Şimdi tabii istedikleri rakamları çıkararak hesaplıyorlar. orada şey var, siyasi bir durum da söz konusu. Onu da hani söylemek lazım. Şimdi TÜİK yüksek rakam açıklarsa enflasyonu düşürdük söylemi oluşmayacak siyasette. O yüzden TÜİK'in rakamı düşük açıklaması lazım. Enflasyonu düşürdük denilmesi gerekiyor. Ama hani TÜİK bu rakamı düşük açıkladığı zaman bu sefer
çok düşük zamlar geliyor. Yani %10, %15 denilebilecek zamlar geliyor. Orada da ne yapılıyor? Refah payıyla bu giderilmeye çalışılıyor. Yani bir taraftan alıp bir taraftan vermek. Yani bir anlamda bu şeye dönüşmüş durumda artık. Farklı bir döneme dönüşmüş durumda. Ama TÜİK'in o açıklamadığı rakam mesela o zaman %30 muydu yani? %30 zam mı mıydı? Hatırlarsanız %30 bir emekli maaşı zam mı verilmişti? Siz mesela %30 olduğunu düşünüyor musunuz? Yani 15'te refah payıyla örtüldü. Orada olması gereken fark üzerinden de konuşuyoruz ya. Sizce ne kadarlık bir fark kaldı o dönem? Bence TÜİK açık TÜİK bence hesaplanan veya belki de hesaplıyordur. En az yarısını yok sayıyor. En az. Çünkü dediğiniz gibi bir enflasyon hedefi var. Yani şöyle düşünün. Bir baba olarak çocuğunuzun suçunu, kabahatini gizliyorsunuz. Öyle bakıyorum ben olaya. Şimdi TÜİK bir devlet kurumu. Açıklanan ekonomik şeylere, ekonomik verilere göre hareket ediyor TÜİK. Yani kaba bir tabirle şöyle işte, biz enflasyon hedefimiz bu. Bunun aşağısı, yukarısı da sakın ola ki enflasyon verileri çıkarma. Yani baktığınız zaman sanki öyle gözüküyor olay. Şimdi bakın enflasyon hedefi açıklandı 2023. Yani geçen seneden çok daha düşük açıklandı. Ama neyin fiyatı düştü veya neyin fiyatı sabit kaldı veya enflasyon neye göre düştü? Yani fiyatı düşen bir şey gösterip biz de diyelim ki evet enflasyon düşüyor. Hani şey yok, mantıklı. Ne mantığa uyuyor, ne teknik ne ilime uyuyor, ne bilime uyuyor. Hiçbir şeye uymuyor yani. Çünkü hiçbir şeyin fiyatı, bakın döviz aylardır sabit. Yani kımıldamıyor. Hadi Aslında kımıldıyor. dövize bağlı Son artış dönemlerde diyorlar. artış var tabii, dövizde de var. Var tabii de ama şeyi, bu fiyat art etiketler gibi artmıyor. Yani eskiden diyorduk değil mi? Yani döviz arttığı için mazot arttı, benzin arttı falan filan diyorduk. Şimdi öyle bir şey de yok. Yani şimdi ben zaman zaman simit aldığım bir yer var. Oraya gittim ben şimdi. Daha geçen hafta 7,5 liraya almıştım simit. Yani yazmış 10 lira simit. Ya dedim ki susamın fiyatı mı arttı? Ne oldu dedim. Neye Yok göre abi, yani, değil mi susam değil mesela? işte, mayası. Neye göre yani? Hadi %25'e sen simite neye göre zam yapıyorsun? Şu an bir de mesela Yani şey şu ölçü şöyle de bir kalmadı, ölçü. gerçeklik var. Hani mesela iktidar genelde şunu söylüyor ya, işte fırsatçılar var, şunlar bunlar var. Bu konuda gerçekten haklılık payları var ama %100 böyle de değil yani. %100 böyle de, bu ekonominin bozukluğunun bu duruma gelmesinin de fırsatçılara yani buna imkan vermeyecek de bir anlamda devlet yani. Sizin dediğiniz olay doğru, serbest piyasa diye herkes kafasına göre bir fiyat koyuyor yani, bir şey yok yani, bir ölçü yok. Alırsan alırsın, almazsan başkası alır kardeşim modundalar yani. Maalesef böyle bir süreç. Onu da konuşmuş olalım. Peki.